Merhabalar, ben Doğan Ulu. Oran, orantı ve ortalamalar konumuza ikinci bölüm dersiyle devam edelim. Orantı çeşitlerini konuşalım. İlk olarak doğru orantıyı değerlendirelim. K sıfırdan büyük olmak üzere y bölü x eşittir k olacak şekilde değişen x ve y çokluklarına doğru orantılı çokluklar denir. Yani iki çokluk doğru orantı ise bölümleri sabittir. Ya da başka bir deyişle doğru orantı bölerek karşılaştırmak demektir. Bir doğru orantı örneği çözelim arkadaşlar. Bakın burada x eksi 2 ile y artı 3 doğru orantılı çokluklarmış. X eşittir 4 için y eşittir 2 ise y eşittir 4 olduğu zaman x kaçtır diye soruluyor. Şimdi madem ki şu x eksi 2 ile y artı 3 doğru orantılı çokluklar, o halde bölerek karşılaştırmalıyız. Ben de x eksi 2 ile y artı 3'ü bölerek karşılaştırayım. Eşittir k gibi bir orantı sabitine. Madem ki doğru orantılı çokluklar bu ikisi, o halde bölerek karşılaştırırız. X eksi 2 bölü y artı 3 eşittir k gibi bir orantı sabitine. X eşittir 4 için y eşittir 2 imiş. Yani x gördüğüm yere 4, y gördüğüm yere 2 yazmalıyım. Ben de öyle yapayım. X yerine 4 yazıyorum. Bölü y gördüğüm yere de 2 yazıyorum. Eşittir. Y 4 iken x'in kaç olduğunu soruyor. Bu sefer x'i bilmiyorum. X yerine yine x yazacağım ama y yerine 4 yazacağım bu sefer de. X'i bilmediğim için bunu aynen yazdım. Fakat y gördüğüm yere 4 yazabilirim. İşte bu eşitlikten içler dışlar çarpımı yaparak x'i buldurabilirim arkadaşlar. Önce biraz düzenleyelim isterseniz. 4'ten 2 çıkarsa 2 bölü aşağısı da 5 oluyor. Eşittir x eksi 2 bölü aşağıda da 7 var. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 7 çarpı 2 14 eşittir. 5'i dağıtalım. 5x eksi 10 yapacaktır. Eksi 10 diğer tarafı artı 10 diye gelirse 24 olur. 24 eşittir 5x. Buradan da çarpıdaki 5 diğer tarafa bölüye gelsin. 24 bölü 5 oldu. Yani sonuç olarak x 24 bölü 5 olmalıdır. Bir kez daha şunu özetlemek istiyorum. X eksi 2 ile y artı 3 doğru orantılı çokluklar oldukları için bölerek karşılaştırdık. X 4 iken y 2 imiş. X 4 iken y 2 eşittir. Ha, şimdi x'in ne olduğunu bilmiyoruz ama y 4 iken x'in ne olduğunu bulacağız. İşlemlerimizi düzenleyip içler dışlar çarpımı yaptığımızda x'e karşılık olarak 24 bölü 5 geldi. Bu örneğimizde de x ve y doğru orantılı çokluklar. Çünkü bölerek karşılaştırılmışlar. X bölü y oranı 2 bölü 3'müş. Yine burada oransal bir sonuç soruluyor bize. Şunu yapabiliriz. X gördüğümüz yere 2, y gördüğümüz yere 3 yazabiliriz direkt. Ya da şöyle konuşabiliriz. X 2k gibi iken y 3k gibidir. X gördüğüm yere 2k, y gördüğüm yere 3k yazabilirim. X yerine 2k, y yerine 3k. Yine x'e 2k, y'ye 3k yazdık ve sonuçlandıralım. 2k artı 6k yapıyor. Bölü aşağısına bakalım. Burası da 4k artı 3k. Yukarısı 8k oldu. Bölü aşağısında da 7k var. Zaten k'lar sadeleşebilir. 8 bölü 7 olacaktır. Burada hiç k'ları yazmayıp direkt x'e 2, y'ye 3 de yazabilirdik. Zaten sadeleşiyorlar bakın. Oransal bir sonuç sorulduğu için x'e direkt 2, y'ye direkt 3 yazdığımız zaman da yine 8 bölü 7 sonucuna ulaşırdık. Şimdi de problem tarzında bir doğru orantı sorusu çözelim. Örneğimiz şu. Burcu 12 metrekare halıyı 18 günde dokursa 18 metrekare halıyı ne kadar zamanda dokur? Yazalım isterseniz şöyle. 12
metrekare halıyı 18 günde dokuyormuş. Ve sorulan şeyde 18 metrekare halıyı ne kadar zamanda, kaç günde dokuyacağı, kaç günde dokur. Şimdi bu soru bir doğru orantı sorusu arkadaşlar. Nereden anlıyoruz doğru orantı sorusu olduğunu? Bir çokluk artarken diğer çokluk da aynı oranda artıyorsa ya da bir çokluk azalırken diğer çokluk da aynı oranda azalıyorsa, yani sonuç olarak birisi artarken diğeri de aynı oranda artıyor ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bunlar doğru orantılıdırlar. Şimdi daha fazla halıyı dokumak için daha çok güne ihtiyacımız vardır. Yani birisi artarken diğerinin de artması gerekir. O yüzden doğru orantılıdır. Daha fazla halıyı daha fazla günde dokuyabiliriz. Birisi artarken diğeri de aynı oranda artmalı. O yüzden bu ifade doğru orantılı bir ifadedir. Ve doğru orantıda içler dışlar çarpımı yaparız. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Şöyle ki 12 çarpı x eşit olmalıdır 18 çarpı 18'e. 18 çarpı 18'e. Sadeleştirme yapalım şimdi de. 6'ya bölünür bakın. 6'ya bölersek 2, 6'ya bölersek 3. Her ikisini de 6'ya böldüm. Şu 2 ile de şu 18 sadeleşsin. 18'i 2'ye bölersek 9 olacaktır. X sonuç olarak 27 yaptı. Demek ki 27 günde dokuyabilirmiş. 18 metrekare halıyı 27 günde dokuyabilirmiş. Sonuç olarak bu tarzdaki sorularda aynı birimde olanları alt alta yazalım şöyle. 12 metrekare halıyı 18 günde dokuyorsa 18 metrekare halıyı kaç günde dokur? Metrekarenin altına metrekare, günün altına gün yazdık. Ve dedik ki biri artması gerekirken diğeri de artmalı. Biri artarken diğeri de artmalı. O yüzden doğru orantılıdır. Ve doğru orantıda içler dışlar çarpımı yaparız. Şimdi de ters orantıyı konuşalım. K sıfırdan büyük olmak üzere x çarpı y eşittir k olacak şekilde değişen x ve y çokluklarına ters orantılı çokluklar denir. Yani iki çokluk ters orantılı ise çarpımları sabittir. Başka bir deyişle ters orantı çarparak karşılaştırmak demektir. Doğru orantıda bölerek karşılaştırıyorduk. Ters orantıda ise çarparak karşılaştırırız. Bu örneğimize bakalım arkadaşlar. Şimdi x artı 2 ile 2y eksi 3 ters orantılıymış. X 4 iken y 6 ise y 3 iken x kaçtır? Biraz önce doğru orantılı dediğinde bölerek karşılaştırmıştık. Bu sefer ters orantılı dediği için çarparak karşılaştıracağız. Yani şöyle yazacağım. X artı 2 çarpı 2y eksi 3 eşittir. K gibi bir orantı sabitin olmalı. Ters orantılı olduğu için bu iki çokluğu çarparak karşılaştırırız. X 4 iken y 6'ymış. Yani x yerine 4, y yerine 6 yazabilirim. Y üçgende x'in kaç olduğunu bize soruyor. Y üçgende x'in kaç olduğunu bize soruyor. Önce şu bilgileri bir yazalım. X 4 iken y 6, onu bir değerlendireyim. X'e 4 verirsek 6 yapar. Çarpı. Y'ye 6 verirsem de 2 kere 6 12, 3 çıkarsa 9. Eşit olmalı. Bu sefer de y'ye 3 vereceğim. X'e yine x yazacağım. X artı 2 çarpı y'ye de 3 yazarsak 2 kere 3 6, 3 çıkarsa 3. Bir kez daha şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Önce ters orantı oldukları için çarparak karşılaştırdık. Eşittir k gibi bir orantı sabitine. X 4 iken y 6 denmiş. X'e 4 verirsek 6 yapıyor. Çarpı y'ye 6 verirsek de 9 yapıyor. Eşit olmalı. Bu sefer x'in ne olduğunu bilmiyorum. Ama y'ye de 3 vermeliymişiz, verecekmişiz. Buradan da x birim yerini buldurabiliriz. Şu 3 ile şu 6 sadeleşsin. 2 yapıyor. 2 çarpı 9, 18 eşittir x artı 2. X de buradan artı 2 bu tarafa eksi olarak gelsin. 18'den 2 çıkınca 16. Yani x 16 olmalıdır. Y üçgen x 16 olmalıdır. Şimdi de problem tarzında bir
ters orantı sorusu çözelim. Örneğimiz şöyle. Eşit güçteki 6 tane işçi bir işi 10 günde yaptıklarına göre aynı güçteki 5 tane işçi aynı işi kaç günde yaparlar? Bunu bir yazalım isterseniz önce. 6 tane işçi bir işi 10 günde yapabiliyorlarmış. Ve diyor ki 5 tane işçi, işin altına işçi yazıyorum bakın. 5 tane işçi aynı işi kaç günde, x günde olsun yaparlar. Şimdi bu soru doğru orantı sorusu mu, ters orantı sorusu mu? Buna karar verelim. Doğru orantının tanımı şuydu. Demiştik ki biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa o zaman doğru orantılılardı. Biri artarken diğeri de artacak, biri azalırken diğeri de azalacak aynı oranlarda. Bu doğru orantıydı. Ancak birisi artarken diğeri azalırsa aynı oranda ya da biri azalırken diğeri artarsa aynı oranda bu sefer de ters orantı oluyor. Yani tersine bir durum varsa biri artarken diğeri azalacak, biri azalırken diğeri artacak. Bakalım şimdi olay hayatın içerisinden bir olay. Kolaylıkla değerlendirebiliriz. Şimdi işçi sayısı azalmış. 6 tane işçi varken 5 tane işçiye düşmüş. Daha az işçiyle bu işin daha uzun sürmesi beklenir. İşçi sayısı azalırken gün sayısının artması gerekir yani. Bu azalırken bunun artması gerekir arkadaşlar. Artmalı. Burada azalma, burada ise artma var. O yüzden bu orantı tabii ki ters orantıdır. İşçi sayısıyla gün sayısı daima ters orantılı olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi daha az işçiyle işin daha geç bitmesi beklenir. Bu azalırken bu artacağı için ters orantılıdırlar. Ve ters orantılı oklarımız karşılıklı gidecek. Doğru orantıda içler dışlar çarpımı yapıyorduk. Ama ters orantı çarparak karşılaştırmaktı. Ters orantılı oklarımız karşılıklı gitmeli. Yani 6 çarpı 10 eşittir 5 çarpı x'e. 5 çarpı x'e. Sadeleştirme yapabiliriz. Şu 10 ile 5 sadeleşir. 2 kalır burada. 2 kere 6 12. X 12 oldu. Yani 5 işçiyle bu iş 12 günde biter. Doğru cevap D şıkkıdır. Şimdi de bileşik orantıyı konuşalım. Birden fazla orantı çeşidini içeren bir orantıya da bileşik orantı deriz. K1 bileşik orantı sabit olsun. X sayısı Y ile doğru, Z ile ters orantılıysa biz bunu şöyle ifade ederiz arkadaşlar. X sayısı Y ile doğru orantılıydı. Doğru orantı dediği için buraya gelmesi gerekir Y'nin. Z ile de ters orantılıydı. O zaman Z ile çarpısına gelmesi gerekir. Eşittir K gibi orantı sabitine. Sonuç olarak doğru orantılı dediğini bölüye, ters orantılı dediğini çarpıya yazarız. Ve oluşan bu orantının adı bileşik orantı olur. Bu örneğimiz bir bileşik orantı örneği arkadaşlar. Soru şöyle. X sayısı Y eksi 2 ile ters ve Y artı 1 ile doğru orantılıymış. Y eşittir 3 iken X eşittir 4 ise Y 4 olunca X kaç olur diye soruyor. Şimdi hem ters orantı var bakın hem doğru orantı var. Diyorduk ki ters orantılı dediğini çarpısına, x'in çarpısına, doğru orantılı dediğini de x'in bölüsüne yazarız. O halde yapalım bu işi. Y eksi 2 ile ters dediği için y eksi 2 x'in çarpısına gelecek. Y artı 1 ile doğru dediği için y artı 1 de x'in bölüsüne gelecek. Doğru orantılı dediğin x'in bölüsüne, ters orantılı dediğini x'in çarpısına yazdık. Ve eşittir k gibi bir orantı sabitini. Şimdi y 3 iken x 4'müş. Y 3 iken x 4'müş. Y 3 iken x 4'tü. Y gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere 3, x gördüğüm yere 4 yazayım. Ne oluyor? 4 çarpı 3'ten 2 çıkarsa 1 bölü 3 1 daha 4. Eşittir diyeceğim. Eşittir. Bu sefer de y eşittir 4 için x'i sorduğuna göre y'ye 4 yazacağız. X'e yine x. Bu sefer de y 4 iken x'i soruyor. Y 4 iken x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Y 4 iken x'in ne olduğunu bilmiyoruz. X'e yine x yazacağız yine. Çarpı. Burası 2 yapıyor. 4'ten 2 çıkarsa 2.
bölü 4 artı 1 de 5 olacaktır. Şu dörtler sadeleşir bakın. Dörtler sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 kere 1, 5. Eşittir. 2x oluyor. 2x. Burada zaten 1 var. 2x. O halde x eşittir. Çarptaki 2 bölüye gelince 5 bölü 2 olacaktır. Yani doğru cevap E şıkkıdır. Bir kez daha özetlemek istiyorum. Ters orantılı dediğini x'in çarpısına yazdık. Ters orantılı dediğini çarpısına. Doğru orantılı dediğini de x'in bölüsüne yazdık. Eşittir k gibi bir orantı sabitine. X 4 için y 3'müş. X'e 4, y'ye 3, y'ye 3 yazdık. Buradan 4 çarpı 1 bölü 4 geldi. Eşittir. Bu sefer x'i bilmiyoruz. Yine x yerine x yazacağız. Y'ye de 4 yazacağız. Y'ye de 4 yazdık. Y'ye 4 yazdık. Y'ye 4 yazdık. Buradan da x çarpı 2 bölü 5 geldi. Dörtler sadeleşti. İşte içler dışlar çarpımından x'in 5 bölü 2 olduğunu görmüş olduk. Bir de bileşik orantı problemi çözelim. Sorumuz şu. 16 tane işçi 6 günde 240 kilometre yol asfaltlıyorsa yazalım bunu. 16 işçi 6 günde ne yapıyor? 240 kilometre yol asfaltlıyor. Arkasından da şu cümle geliyor. Aynı nitelikte 12 işçi. İşçinin altına işçi yazıyorum yine. 12 tane işçi. 8 günde. Günün altına günü yazıyorum. 8 günde kaç kilometre? X kilometre olsun. Kaç kilometre yol asfaltlar? Bu bir bileşik orantı sorusu arkadaşlar. Şimdi burada ayrı ayrı orantılar kurmaya çalışmak yerine bileşik orantı sorularında şunu söyleyebilirim. Soruyu şöyle çözsek daha kolayca olacaktır. Her zaman da doğru olacaktır bu. Yapılan iş bölü, üretilen iş bölü yanındakiler diyelim. Neden? Çünkü yapılan işte yanındaki veriler daima doğru orantılı olurlar. Bakın şu birinci ifadede yapılan iş nedir? Yapılan iş 240 kilometre yolun asfaltlanması. Yapılan iş 240 kilometre yolun asfaltlanması. Bölü. Bölüsüne yanındaki verileri yazacağım. 16 çarpı 6. 16 çarpı 6. Eşittir. Aşağıdaki ifadeye gelelim. Aşağıdaki ifadede ise yapılan iş x kilometre yolun asfaltlanması. Bölü. Yanındaki veriler 12 ile 8. O halde 12 çarpı 8 diyeceğiz. Yapılan iş bölü yanındakiler eşittir. Yine yapılan iş bölü yanındakiler. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz şöyle. İçler dışlar çarpımı yapalım. 240 çarpı 12 çarpı 8 eşittir. X çarpı 16 çarpı 6. 16 çarpı 6. 240 ile 12 çarpı 8 eşittir. X çarpı 16 çarpı 6 olmalı. Sadeleştirmelerimizi gerçekleştirelim. Sadeleştirmeler var. Bakın şu 6 ile 12'yi sadeleştirebiliriz. 6 gider. 12'yi 6'ya bölersek 2 olacaktır. 2 kere 8 16 yapıyor. Şu, o zaman şu 16 ile de buradaki 16 sadeleşir. Sonuç olarak x eşittir. 240 oldu. Sorunun cevabı 240 olacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır yani. Yine bir bileşik orantı problemi. Sorumuz şöyle. 4 tane işçi günde 36 metrekare halı dokuyorlarsa 6 tane işçi günde 12'şer saat çalışarak 8 günde ne kadar halı dokurlar? Bunları bir yazalım isterseniz önce. 4 tane işçi günde 8'er saat çalışarak 2 günde 36 metrekare halı dokuyorlarmış. 6 tane işçi günde 12 saat çalışarak 8 günde ne kadar halı, kaç metrekare halı dokurlar? İşçinin altına işçi yazdık. Saatin altına saati, günün altına günü. Üretilen işin altına da üretilen işi yazdık. Pratik yöntemimiz şöyleydi. Üretilen iş bölü yanındakiler diyecektik. Üretilen iş 36 metrekare halı bakın. 36 metrekare halı üretilmiş. Yanındakileri bölüsüne yazacağım. 4 çarpı 8 çarpı 2 eşittir. Bu sefer de üretilen iş x.
x metrekare halı üretilmiş. Yanındakileri bölüsüne yazacağız. 6 çarpı 12 çarpı 8. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım şöyle. Sadeleştirmelerimizi ondan sonra yaparız. 36 çarpı 6 çarpı 12 çarpı 8 eşit olmalı. X çarpı 4 çarpı 8 çarpı 2. Sadeleştirmelerimizi gerçekleştirelim. Şu 8 ile şu 8 birbirini götürürler. Şu 4 ile 36'yı sadeleştirelim. 9 olacaktır. 2 ile de 12'yi sadeleştirelim. 6 olur. 12'yi de 2'ye bölersek 6. Sonuç olarak 9 çarpı 6 çarpı 6. Onu da 36 olarak yazayım şöyle. Eşittir x. 36 ile de 9'u çarparsak 324 yapıyor. Demek ki x 324'tür. Bu örneğimizde ise bir aracın AB yolunu hızını saatte 20 km artırırsa 6 saatte gidebileceğini, aynı yolu hızını saatte 20 km azaltırsa da 9 saatte gidebileceği söylenmiş. Aracın ilk hızını soruyor. Şimdi aracın ilk hızı V olsun. Aracın ilk hızı V ise hızını 20 km artırırsa, hızını 20 km artırırsa 6 saatte gidebiliyormuş. 6 saatte. Yok eğer ilk hızını 20 km azaltırsa da aynı yolu 9 saatte gidebiliyormuş. Bu orantının doğru orantı mı, ters orantı mı olduğuna karar verelim. Hızını azalttığı zaman bakın ne olmuş? Süre artmış. Biri azalırken diğeri artmış. O yüzden tabii ki bu orantı ters orantıdır. Her zaman hız ile zaman ters orantılı olacaktır zaten. Çünkü hız artarken zaman, süre kısalır. Hız azalırken de gidilecek olan yere ulaşma süresi artacaktır. Yani birbirleriyle ters orantılıdırlar. Biri azalırken diğeri artar. O yüzden ters orantılıdır. Ters orantıda oklarımız karşılıklı gidiyorlardı. Yani V artı 20 çarpı 6 eşittir. V eksi 20 çarpı 9 olacak. Şimdi sadeleştirmelerimizi gerçekleştirelim. Şu 6 ile 9 her ikisi de 3'e bölünür. 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 3. 2'yi dağıtayım parantezi. 2V artı 40 eşittir. 3'ü dağıtalım parantezi. 3V eksi 60. Şöyle yapalım. 2V bu tarafa gelsin. Eksi 60 da bu tarafa gelsin. Eksi 60 artı 60 diye gelir. 100 olur. Eşittir. 3V'den de 2V çıkınca V olacaktır. Yani demek ki aracın ilk hızı 100'müş. Doğru cevap D şıkkıdır. Kısaca bir kez daha özetliyorum. Aracın ilk hızına V dersem hızını saatte 20 km artırınca 6 saatte ulaşabiliyorken hızını saatte 20 km azaltınca da 9 saatte ulaşabiliyormuş. Dedik ki hız ile zaman ters orantılıdır. Biri azalırken diğeri artar çünkü. O yüzden ters orantılı. Ters orantılı oklarımız karşılıklı gidiyor. V artı 20 çarpı 6 eşittir. V eksi 20 çarpı 9 olacaktır. Her ikisi de 3'e bölünür. 3'e bölünür. 2'yi dağıttım paranteze. Yine 3'ü dağıttım paranteze. 3V eksi 60. Buradan da V eşittir 100 olarak geldi. Doğru cevap D şıkkı oldu. Bu örneğimizde ise X, Y, Z sayılarının sırasıyla 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı olduğu söylenmiş. X, Y ve Z'nin kareleri toplamı 200 olduğuna göre X'in pozitif değeri soruluyor. Şimdi doğru orantılı dendiği zaman bölerek karşılaştırıyorduk. X 3 ile eşittir. Y 4 ile o da eşittir. Z ise 5 ile doğru orantılıymış. Doğru orantılı dediğinde bölerek karşılaştırdık. Ben de bölerek karşılaştırdım. X 3 ile doğru orantılı. Y 4 ile doğru orantılı. Z de 5 ile doğru orantılı. Eşittir K gibi bir orantı sabitine.
Şimdi x'i de, y'yi de, z'yi de k cinsinden söyleyebilirim. X eşittir 3k olacaktır. Y eşittir 4k olacaktır. Ve z eşittir 5k olacaktır. Şimdi diğer bilgiyi kullanalım. X'in, y'nin, z'nin kareleri toplamı 200'müş. X'in, y'nin, z'nin kareleri toplamı 200'müş. X yerine, y yerine, z yerine k cinsinden eşitlerini yazalım. X 3k idi ama karesi var. Artı y 4k idi, karesi var. Artı z de 5k idi, karesi var. Eşittir 200. Bu kare hem 3'ün karesidir hem de k'nın karesidir. Yani 9k kare olur. Artı 16k kare olur. Artı bu da 25k kare olur. 25k kare. Eşittir 200. Toplarsak bunları ne yapıyor arkadaşlar? Şurası 25 yapıyor. 25 de buradan 50k kare yapacaktır. 50k kare eşittir 200. Sadeleştirme yapalım şimdi. K kare eşittir. 200'ü 50 ile sadeleştirirsek 4 olur. 200'ü 50'ye bölersem 4 olacak. Yani k kare eşittir 4. Buradan da k 2'dir ya da eksi 2'dir. Çünkü 2'nin karesi de 4 yapar. Eksi 2'nin karesi de 4 yapar. Fakat pozitif değeri dediği için k 2 olarak seçmeliyim. Bize x'i sormuş. X buradan 3 çarpı 2'den 6 yapacaktır. K 2 olduğuna göre 2'yi yana yazarsam 3 çarpı 2'den 6. Doğru cevap C şıkkı. Şöyle konuştuk arkadaşlar. Madem ki doğru orantılıdır, doğru orantı bölerek karşılaştırmak demek. X bölü 3 eşittir, Y bölü 4 eşittir, Z bölü 5 dedik. K gibi bir orantı sabitini. X buradan 3K, Y buradan 4K, Z buradan 5K. Böldekini çarpıya gönderdik. Kareleri toplamı 200'müş. Yerlerine yazdık X'i, Y'yi, Z'yi. K'yı bulduk buradan. K2 olmalı. K2 ise de X 3 çarpı 2'den 6'dır. Bu örneğimizde ise X, Y, Z sayılarının sırasıyla 1, 5 ve 6 ile ters orantılı olduğunu söylenmiş. Toplamları 82 olduğuna göre X kaçtır deniliyor. Ters orantı çarparak karşılaştırmaktı. Yani X 1 ile ters orantılıysa çarparak karşılaştırırım X ile 1'i. Eşittir. Y'de 5 ile ters orantılı olduğu için Y çarpı 5 diyeceğim. Yani Y ile 5'i çarparak karşılaştıracağım. Z'de 6 ile ters orantılı olduğu için z çarpı 6 olacaktır. Doğru orant dediğinde bölerek karşılaştırıyordum. Ters orant dediğinde ise çarparak karşılaştırırız. X çarpı 1 eşit olmalı. Y çarpı 5'e o da eşit olmalı. Z çarpı 6'ya. Ve şu bilgiyi de yazalım buraya. X artı Y artı Z toplam eşittir 82'ymiş. Şimdi eşittir k gibi bir orantı sabitine diye konuşabilirim. Ama ben şöyle konuşmayı tercih edeceğim. 1, 5, 6 en küçük nerede birleşir? 1'in, 5'in, 6'nın en küçük ortak katı nedir? 30. Hem 1'in hem 5'in hem de 6'nın katı olan en küçük sayı 30'dur. Bunları 30'la birleştireyim o zaman. 30 olsun diye buraya 30k yazmalıyım. 1 çarpı 30, 30k yapar. Yani 30 değil de 30k yazdım. Benzer şekilde buraya da 6k yazarsam bu da 30k olur. Yine benzer şekilde buraya da 5k yazarsam yine 30k olacaktır. Sonuç olarak 1'in, 5'in, 6'nın en küçük ortak katı 30'du. 30'da birleştirdim bunları. 30'da birleştirdim. 30 olsun diye 30 olsun diye x'e 30 verdim. Yine 30 olsun diye y'ye 6 verdim. Yine 30 olsun diye 30 olsun diye z'ye 5 verdim. Ama yanlarına k k k yazayım. Çünkü 30'un katı gibi, 6'nın katı gibi, 5'in katı gibi olmalılar. Yani sonuç olarak x artık 30k, y buradan 6k, z de 5k olmuş oldu. Eşittir 82. Toplamları kaç yapıyor? 36, 41. 41k
eşittir 82. Buradan K'da eşittir 2 yapacaktır. 82'yi 41'e bölerse K2. K2 olduğuna göre X'i söyleyebiliriz artık. X 30K idi. K yerine yazarsak 30K. Buradan K'yı yerine yazdığımız zaman 30 çarpı 2'den 60 yapıyor. Demek ki X'in değeri 60 olmalıdır. Bu örneğimize de bakalım. Bir üçgenin iç açıları 2, 3 ve 6 ile ters orantılıymış. Buna göre bu üçgenin en küçük iç açısını soruyor. Şimdi üçgenin açıları sırasıyla A, B ve C olsun. Ters orantı dediği için yine çarparak karşılaştıracağım. Yani 2A eşittir 3B eşittir 6C. Ters orantılı dediğinden dolayı çarparak karşılaştırdık. Üçgenin iç açılarına sırasıyla A, B, C dersek eğer ters orantı olduklarından dolayı çarparak karşılaştırırız. Eşittir K diye konuşabiliriz. Eşittir K dersek A buradan K bölü 2, B K bölü 3, C K bölü 6 olur. Ama kesirli ifadelerle uğraşmam gerekir. Ben bunun yerine şunu tercih edeceğimi söylemiştim. 2, 3, 6. En küçük nerede birleşir? Ortak katların en küçüğü nedir? 6'dır. 6'da birleşirler. 6'da birleşirler şöyle. Ben bunları 6'da birleştirebilirim. 6 olsun diye A'ya ne vermeliyim? 3. 3 kere 2 6 yapar çünkü. B'ye 2 vermeliyim. 2 kere 3 6'dır. C'ye de 1 vermeliyim. Ama yanlarına orantı sabitini yazayım. Yani C 1K iken B 2K gibi, A da 3K gibi olmalıdır. Bir üçgende iç açılar toplamı, yani A artı B artı C eşittir 180 derecedir. A 3K idi, A yerine 3K, B 2K idi, A'ya 1K, 2K pardon, C de 1K idi, eşittir 180 derece olmalı. Topladığımız zaman 6K yapıyor, 6K 180 derece. O halde K ne olacaktır? 180'i 6'ya bölersek 30 derece olacaktır. Bize en küçük iç açıyı soruyor. En küçük iç açı 1K. O da zaten 30 dereceydi. Doğru cevap C şıkkıdır. Bakın bu soruda arkadaşlar hem doğru orantılı olan var hem ters orantılı olan var. Şunu söylüyor bize. 325 tane ceviz 4, 5, 6 yaşlarındaki 3 tane kardeşi en küçük ve en büyük kardeşi yaşları ile ters, ortancı ise yaş ile doğru orantı olarak paylaştırılıyormuş. En fazla ceviz alan kaç tane ceviz almıştır diye soruyor. Şimdi en küçük kardeş A tane ceviz alsın, ortanca B tane, en büyük olan da C tane ceviz alsın. Demişti ki bize en küçük ve en büyük kardeşi yaşları ile ters. En küçük ve en büyük olana yaşları ile ters. Ortancıya yaş ile doğru. Şimdi ters dediklerini çarparak karşılaştıracağım. Doğru dediğini bölerek karşılaştıracağım. Ters demişti burada. Ters dediği için çarparak karşılaştırıyorum. 4 çarpı A yani. Eşittir. Ortanca kardeş yaş ile doğru orantılıydı. O halde B bölü 5. Doğru dediği için bölerek karşılaştırdık. Eşittir. En büyük de yaş ile tersti. O yüzden çarparak karşılaştıracağız. Şimdi ters de var, doğru da var. O yüzden eşittir K diyelim. Öyle konuşalım. Eşittir K dersem artık A'yı da B'yi de C'yi de K cinsinden söyleyebilirim. Hepsini K cinsinden söyleyelim. A eşittir ne olacaktır? Çarpıdaki 4 bölüye gelir. K bölü 4 olur. Çarpıdayken bölüye geliyor. B eşittir. Yine bölüdeki bu sefer çarpıya gider. 5K olur. Bölüdeyken de çarpıya gider. C eşittir. Yine şu 6'yı bölüye göndereceğim. Çarpıdayken bölüye gelir çünkü. C eşittir. K bölü 6 olur. C eşittir. K bölü 6. Baştan bir kez daha alıyorum arkadaşlar. Şunu söyledim. En küçük kardeşin aldığı ceviz sayısı A. Ortancanınki B. En büyüğünki C olsun. Ters dediğinde çarparak, doğru dediğinde bölerek karşılaştırırdık. En küçük ve en büyük yaşları ile tersmiş. Şunlar yaşları ile tersmiş. Ortanca ise yaşı ile doğru orantılıymış. Doğru orantılıymış. Ters dediklerini çarparak karşılaştırdım. Yani 4A
eşittir. Bu doğru dediği için bölerek karşılaştırdık. B bölü 5 eşittir. Yine ters dediği için çarparak karşılaştırdık. Eşittir K. A bu durumda K bölü 4 olacaktır. B eşittir 5K. C eşittir K bölü 6. Toplam ceviz sayısı 325'ti. Yani K bölü 4 artı 5K artı K bölü 6 eşittir 325 olmalıdır. Toplam ceviz sayısı 325'miş çünkü. Paydaş diyelim. Bunun bölüsünde 1 var. 12 ile birleşiyorlar. 12 ile birleşiyorlar. Payda eşitliyoruz. 12 olsun diye 3 ile genişleteyim. Bunu 12 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim. Şöyle olacaktır. 10, pardon, 3K artı 12 ile 5K çarparsak 60K yapar. 60K artı bu da 2K yapıyor. Ortak paydamız 12 yapıyor. Ortak paydamız 12. Eşittir 325. Bunları topladığımız zaman kaç yapacak peki? 65K yapar. 65K eşittir. Böldeki çarpıya gelsin. Çarpmadan yazalım şöyle. 325 çarpı 12 oldu. Şimdi sadeleştirmelerimizi gerçekleştirelim. 325 ile 65'i sadeleştirirsem 325'i 65'e böldüğümüz zaman 5 yapar. Buradan da K eşittir. 5 çarpı 12'den 60 yapacaktır. Yani K 60 oldu. Bize en fazla ceviz alanı soruyor. En fazla. Bunlar içerisindeki en büyüğü soruyor. Bunlar içerisindeki en büyük olanı 5K bakın. En fazla ceviz alan ortanca kardeştir. Çünkü en büyüğü 5K. O da ne yapıyor? 5 çarpı K'da 60 olduğuna göre 300 yapıyor. Ortanca kardeş 300 tane ceviz almış. Son kısmı bir kez daha söylüyorum. Toplam ceviz sayısı 325 olduğuna göre en küçüğün aldığı, ortancanın aldığı, en büyüğün aldığı bunların toplamı 325 yapmalı. Buradan işlemlerimizi yürüttüğümüz zaman K60 olarak geldi. En fazla ceviz alanı soruyor bize. En fazla ceviz alan 5 çarpı 60'tan 300 tane ceviz almış olur. Bu örneğimizde ise şu soruluyor arkadaşlar bize. ABC sayıları sırasıyla 4, 6 ve 12 ile ters orantılı ise aşağıdakilerden hangileriyle doğru orantılıdır? Şimdi ters orantılı dediğinde çarparak karşılaştırıyorduk. Çarparak bir karşılaştıralım. 4A eşittir 6B eşittir 12C. Ters orantı çarparak karşılaştırmak demekti. Ben de çarparak karşılaştırdım. Doğru orantılı oldukları sayıları bulurken şöyle konuşuruz. 4, 6 ve 12 en küçük nerede birleşiyorlar? 12'de birleşiyorlar. Ben bunu hem bunu 12, hem bunu 12, hem de bunu 12 yapabilirim. 12 olsun diye A'ya 3 vermeliyim. 12 olsun diye B'ye 2 vermeliyim. 12 olsun diye C'ye de 1 vermeliyim. Ya da katları olmalı. Yani A 3K gibiyken B 2K gibi, C de 1K gibidir. Bu bulmuş olduğum sayılar zaten A, B, C'nin doğru orantılı olduğu sayılardır. Yani sonuç olarak sırasıyla A, B, C 3, 2 ve 1 ile doğru orantılıdır. Ya da katları ikişer katı veya üçer katı. 3 katını alsam 9, 6, 3. Şıklarda hangisi varsa. Şıklarda 3, 2, 1 var. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Sonuç olarak en küçük